Çünkü yani bir kere bu katılım işte sanki 6-7 Ekim olaylarındaki katılıma benzer bir algı yaratılıp ardından da o noktaya gelinmezse kimse katılmadı dersek evet doğru ama 6-7 Ekim öncesi psikoloji başka bir şeydi. Başka bir travma yaşanmıştı. Başka bir hava vardı. Katılım o şekilde oldu. Bugün ise iki şeyi görmek lazım. Biri evet gerçekten kent içine peki kentin taşıdığı bu olaya yönelik toplumda böyle bir kırgınlık var. Yani bunu görmek lazım bir kere. Bu önemliydi ve bugüne kadar da birçok çağrı yapıldı bu anlamda. Ama bu baktığımız zaman o çağrılara bir katılım istenilen seviyede olmadı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de gerçekten bu kente taşınan, PKK'nın kente taşıdığı çatışmaya yönelik Diyarbakır'da genel anlamda bir kırgınlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli ama tabii bir de yani barış içinde olsa, sadece yürüme amaçlı bile olsa emniyetin uyguladığı sert tedbir, yani o çok yoğun gaz ve sert tedbir de ister istemez siyasi partili dışındaki sivil vatandaşların katılımı konusunda da çekincelere sebep oluyor. Çünkü gerçekten yani bir taraftan polis teşkilatı işte sur içerisinde sürekli bir çatışma içerisindeyken diğer taraftan hemen hemen o çatışma alanından neredeyse 500-600 metre mesafede yürüyüş yapıp karşınızda sürekli sert ve sürekli kentin üzerinde dolaşan bu gazı gördüğünüz zaman da ister istemez o anlamda da katılım istenilen seviyede katılım olmadı örgüt tarafından. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman evet geçmiş HDP'nin Selahattin Demirtaş'ın çağrılarındaki yani bu 7 Haziran öncesi çağrılardaki katılım yakalanıyor mu derseniz evet katılım yakalanıyor ama hiç kimse katılmıyor dersek de haksızlık etmiş oldunuz. Yani sonuçta kentin sura açılan 4 tane 3 tane büyük ana arterinin hemen hemen üçünde de oldukça yoğun bir katılım vardı. Selahattin Demirtaş'ın Sümer Park'ta cuma namazı çağrısını nasıl anlamlandırmalıyız? Bu yeni bir hamle mi? Evet, yani aslında dönem dönem HDP'nin gerek Selahattin Demirtaş üzerinden gerek bazen diğer aktörler Altan Tan, Osman Baydemir üzerinden bu tip çağrıların olduğunu biliyorum işte. Bazı işte eski geçmişte cuma namazı çağrıları da vardı. Burada biraz da özellikle çarşamba günkü katılımla ilgili medyada oluşan havayı biraz da ortadan kaldırmaya yönelik yapılan bir hamle, öyle görmek lazım. Yani sonuçta o günkü olaya çarşamba günkü olaya katılımın azlığındaki nedenleri sıraladığımda aslında ama yarın cuma namazında böyle bir olay yaşanmayacaktır. Ne demek istiyorum? Yani bir polisin saldırısı anlamında olsun, bir işte gaz atma anlamında olsun olmadığı için biraz da HDP aslında bölgede yalnızca kendisine biçilen sol sosyalist gibi tabanı dışında önemli bir muhafazakar ki işte AK Parti'ye yakın taban diye ifade edilen tabanın da önemli bir temsilcisinin olduğunun mesajını vermek istiyor. Ve bence bunu da verebilecektir. Çünkü yani bu Türkiye'deki havayla bölgedeki havayı karıştırmamak lazım. Yani biz tabii Batı'ya da gidip geliyoruz ama bölgede gerçekten şu an evet, her ne kadar örgütün bu yöntemine yönelik bir kırgınlık, bir kızgınlık olsa bile daha sonra bu süreci işte Cizre'de olsun, Diyarbakır Sur'da olsun, diğer ilçelerde olsun devletin, hükümetin bu yaklaşımı, şiddeti öne çıkaran, sert yaklaşımına karşı olan tepki, örgütün bu eylemine olan tepki aşmış durumda. Yani onun için bugün insanlar yürüyüşe katılmasa bile bunu böyle iki kelime daha önce de yine sizin kanalda ifade etmiştim. Evet, örgüte bir kırgınlık var ama bu HDP siyasetine de aynı şekilde kırgınlık var ama kızgınlığın büyüğü hükümete ve bu çözümü bu şekilde hayata geçirmeye çalışan hükümete ve devlete.